Değerli katılımcılar, Anadolu'nun fethi bizim tarihimiz açısından çok önemli. 1071'de Malazgirt'te, bu coğrafyada tarihin akışı değişti. Bu değişim basit bir toprak alma değildi. Sultan Alparslan ordunun başına geçti ve şu tarihi sözleri söyledi. Şehit olursam bu beyaz elbisem kefenim olsun. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir dedi. Ve bu zafer ile milletimize yeni bir vatan ve yeni bir istikbal kazandırdı. Bizler de dernek başkanımız Kıyasettin Bey ve İsmail Kahraman Bey ile birlikte bu düstur ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES kapsamında 1071 Malazgirt ile Anadolu'ya açılan kapıdan umuda, kültüre ve geleceğe uzanan yolculuk adlı bir proje yazdık. Bu projenin amacı Anadolu'nun kapısını Türk milletine açan 1071 tarihinin sadece bir sayıdan ibaret olmadığını ve Malazgirt'te ortaya çıkan bu ruhun Çanakkale'de yaşanan ruh ile bütünleştiğini ve bu ruh ile millet olmaya devam edeceğimizi ortaya koymayı ve bu ruhun gençlerimiz özelinde bir farkındalık oluşturmak istedik. Tarihi mirasımız ve kültürel değerlerimizin korunmasına, yaşatılmasına katkıda bulunup bu kutsal emanetlerin genç nesline ulaşmasını sağlamayı amaçladık. Tabii aslında Malazgirt üzerinde konuşulacak o kadar çok şey var ki sınırlı zamanımız nedeniyle ben sözü uzatmadan çalıştayımızın değerli katılımcılarını tanıtmak isterim. Profesör Doktor Adnan Çevik hocamız Muğla Üniversitesi. Doçent Doktor Kurtuluş Demir hocamız Bandırma 17 Eylül Üniversitesi. Öğretim görevlisi Orkun Cembek hocamız Gebze Teknik Üniversitesi ve İsmail Kahraman araştırmacı gazeteci. Eğer katılabilirlerse dernek başkanımız Kıyasettin Bey kendisi Muş'ta eğer teknolojiyi kullanabilirse çalıştaya katılmaya çalışacak. Sanal ortamın sınırlılıkları nedeniyle Çalıştay'ın toplam süresi 40 dakikadır. İnşallah pandeminin sona ermesi sonrasında geniş katılımlı ve süre sınırlılığı olmadan bir konferans ile bu farkındalığı devam ettirmek istiyoruz. Şimdi ilk sözü Türkiye'de savaş alanı arkeolojisi alanında ilk çalışmaları imza atan Profesör Doktor Adnan Çevik hocamıza vermek istiyorum. Hocam buyurun. Teşekkür ederim Serhat Bey. Ben de katılımcıları saygıyla selamlıyorum. İsmail Bey hasreten merhaba diyorum. Telefonla birkaç kez görüştük ama bugüneymiş nasip. Yüz yüze değiliz, yüz yüze sayılır. Ama Evet. en kısa zamanda da inşallah yüz yüze görüşme fırsatı olur. Serhat Hocam siz şimdi bana şeyi vereceksiniz herhalde. Ben Açtım o hocam. Şu anda açtınız. ekleyebilirsiniz. Tamam. Bir dakika ben hemen şuradan kendi... Geldi hocam ekrana. Tamam. Bir dakika. Şimdi projemiz Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü talebiyle hayata geçmiş bir projedir. Serhat Hoca'nın da söylediği gibi Malazgirt Savaş Alanı'nın yerinin tespiti, tarihi ve arkeolojik yüzey araştırması projesi çerçevesinde adlandırılmış. 2019 yılında ben son 10 yıldır neredeyse öğrenci götürüyorum Malazgirt'e. Malum Selçuklu Tarihçisi, Muğla Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü de öğretim üyesi, oranın öğretim üyesiyim. Selçuklu tarihi üzerine çalışıyorum. Öğrenci götürüyoruz. Zaman zaman oraya davet ediliyoruz, konferans vesaire. 2019 yılındaki bir toplantıda şekillendi proje. Öncelikle bir cümleyle onu söylemiş olayım. Gökhan Bey, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Gökhan Bey, oradaki benim konferansımda o da hazır bulunmuştu. Yani orada şunu bir Selçuklu tarihçisi bu toprakların bir evladı olarak yani Selçuklu, Malazgirt Savaşı bu toprakların yurt tutulmasının başlatıcısı hatta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin de başlatıcısıdır. Bu topraklardaki varlığımızın. Sayın Cumhurbaşkanımız da son 4 yıldır bizzat kendisi törenlere katılarak ve devletimiz ilgili bakanlıklar oraya büyük yatırımlar yapıyor. Yani Malazgirt'in hatırasını, anısını yerinde canlı, diri tutmak için. Fakat dedim yani bunları anlattık. Tabii yatırımlar da yapılıyor, çeşitli çalışmalar da var orada. Fakat savaşın kesin olarak nerede yapıldığı konusunda hala akademisyenler arasında bir netlik yok. Ne yurt içi ne yurt dışı.
Dolayısıyla bunun netleşmesi lazım. Zira bu kadar büyük, önemli yatırımlar yapılırken bilimsel olarak bizim bunu net olarak ortaya koyamamış olmamız bir kere büyük bir eksiklik, hata tabiri caizse ayıp dedik. Ve bunları anlatınca o da döndükten sonra hayret etti. Tabii yanındaki bürokratlarına sordu. Herhangi bir çalışma var mı? Herhangi bir üniversite doğrudan savaşın geçtiği alanı merkeze alarak bir çalışma yapmış mı? Maalesef yapılmamış. Belki siz de ilk kez yadırgayarak duyacaksınız. Hiçbir akademik çalışma yapılmamış. Sadece 1946'da askerlerimiz dönemin harp akademileri komutanının talimatıyla dönemin kurmay subaylarından oluşan bir heyet, Kadri Berk başkanlığında dönemin kurmay subaylarından askeri tarihçi, onun başkanlığında Malazgirt'te, bakın askerlerden bahsediyorum, 1946'da yapılmış, kitap olarak da basılmış ki bu da pek bilinmez. Bizim akademisyen camiada yani Malazgirt üzerine pek çok şey yazılıyor, çiziliyor ama onlar yapmışlar bir asker gözüyle savaş nerede olmuş olabilir, ordugahlar nereye yerleşmiştir, işte Turan taktiği dediğimiz o taktik vesaire. Bunları ondan 36'da Feridun Dirimtekin rahmetli o bir çalışma yapmış. Bir o biliniyor. Ondan sonra da başka bilinmiyor. Ama bunların üzerine akademik hiçbir şey konmamış. Yani yerinde 1986-87'de Rüçhan Arık sanat tarihi profesörü Malazgirt'in içinde bir yüzey araştırması yapmış. Savaşla ilgili değil. Sadece Malazgirt'le ama o da çok kısa. Onun dışında dediğim gibi hiçbir şey yapılmamış. İşte biz bunları söyledikten sonra beni sonra Ankara'ya döndükten sonra aradı. Hocam madem böyle bir ayıbımız var, bu ayıbı bir an önce telafi edelim. Biz bakanlık olarak böyle bir projenin yapılmasını isteriz. Siz buna başkanlık eder misiniz? Siz yapar mısınız? Dedi. Ben de seve seve dedim ve hemen bir ekip oluşturduk. 12 üniversiteden 35'e yakın interdisipliner bir çalışma ekibi oluşturduk. Tarihçiler, sanat tarihçiler, arkeologlar, antropologlar, coğrafyacılar, jeofizikçiler, jeologlar, hatta sosyologlar, iletişimcilerden oluşan, epigraf numizmatlardan oluşan Türkiye'nin yetkin bölgeyi bilen, ben 25 yıldır Güneydoğu ve Doğu Anadolu çalışan bir akademisyenim. Çalışma bölgem Diyarbakır bölgesidir aslında. Yukarı Dicle Havzası'dır ama Doğu Anadolu'da tabii Selçuklu Anadolu'su üzerine çalışıyorum. Bir ekip oluşturduk hemen bunu. Tabii savaş arkeolojisi Türkiye'de neredeyse yok maalesef. Hele bu kapsamda bir çalışma da ilk, onu peşinen söylemiş olalım. Arkeologlarımız daha çok işte klasik arkeoloji, yerleşim alanı üzerine çalışıyorlar. Halbuki bu toprakları yurt tutma sürecimiz pek çok savaşla cereyan etti. İşte en erkenden Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale Harbi'nden, işte Ankara Savaşı'ndan, Köse Dağı, Mirya Kefalon, Yassıçemen ne kadar, Malazgirt'e kadar onlarca muharebe var bu topraklarda tutunmamızı, burayı yurt kılmamızı sağlayan. Ve bu topraklarda gidici olmadığımızı, kalıcı olduğumuzu bütün dünyaya gösteren pek çok. Ama bunlara ilişkin Kurtuluş Savaşı alanları da dahil maalesef. Yani oralarda pek çok öğren yeri görürsünüz ama bunlar akademik bir ürünün sonucu değildir. Yani sahada interdisipliner bir çalışmanın sonucu değildir. Gelibolu'da çok az bir çalışma var. İşte Gelibolu'nun durumu Çanakkale sebebiyle malum, muharebeleri sebebiyle. Biz tabii yöntem sıkıntısı çektik. Yani nasıl yapacağız, ne şekilde yapacağız? Dünya literatürünü taradık. Tabii dünyada çok gelişmiş. Özellikle İngiltere'de Edinburgh, İskoçya marka bu anlamda. Sonra Amerikalılar bu işe girişmiş. Fakat biz şöyle iddialıyız. Bu çapta dünyada da bir proje yok aslında. Yani orada da daha çok yakın döneme ilişkin harflerle, Birinci Dünya Harbi, İkinci Dünya Harbi dönemine ilişkin harflerle bir çalışma var. Biz bu proje çerçevesinde iki şey yapma iddiasıyla yola çıktık. Bir, Malazgirt Savaşı'nın nerede cereyan ettiğini noktasal olarak tespit etmek, savaştan izleri yakalayarak ve bu tartışmayı bitirmek, bu toprakları vatan kılmamızı sağlayan bu büyük hadisenin yerinde tescillenmesini sağlamak. Nasıl ki Çanakkale'ye çocuklarımızın elinden tutup götürüyoruz, Sarıkamış'a götürüyoruz, şehitliklerimizi gösteriyoruz, işte harekatın burada olduğunu, şehitlerimizin buralara defnedildiğini söylüyoruz. Benzer bir şeyin de Malazgirt'te olmasını istiyoruz. Çünkü sadece 26 Ağustos'ta anılan, yıldan yıla anılan bir Malazgirt istemiyoruz. 12 ay, 365 gün çocuklarımızı götürdüğümüzde gösterebileceğimiz, elle tutulur, gözle görülür bir tarihsel kimlik yaratmak istiyoruz. Bir, onu yapmak istiyoruz. Peki, tabii bunu yaparken öncelikle bir başka büyük ihmale uğramış hadise, Malazgirt'in tarihi kimliği de yok maalesef. Yani bu savaşa adı olan ve
gittiğinizde göreceğiniz gibi hakikaten Doğu Anadolu'nun kapısı, kilidi mesabesinde jeostratejik konumu itibariyle, dolayısıyla kapı metaforu doğru bir metafordur. Rahmetli Mükremin Halil İnanç ilk kez bu metaforu ortaya koymuştur. Gerçekten öyledir. Gördüğünüzde çift surla çevrili bazalt taştan 10 metre yüksekliğinde, böyle Diyarbakır'ı gördüyseniz, Diyarbakır'ın o muhteşem surları neyse, Malazgirt'te bir tık büyüklük açısından küçük olmak üzere 2 kilometre uzunluğunda surlarla çevrili. Çünkü konumu gereği Murat Vadisi'nin tam başında onu tutan, tıpkı Diyarbakır'ın Dicle'yi tuttuğu gibi, o bütün vadiyi tuttuğu gibi onu tutan stratejik bir nokta. Ama Malazgirt üzerine de bir çalışma yapılmamış. Yani amatör çalışmalar var, akademik bir gözle şehrin tarihi kimliğini açığa çıkaracak bir çalışma maalesef yapılmamış. Biz bu proje vesilesiyle dedik ki önce Malazgirt'in tarihi kimliğini açığa çıkaralım. Şimdi yüzey araştırması, savaş arkeolojisi, coğrafi çalışmalar, sondaj kazıları, dijital arkeoloji. Hemen şöyle hızlı bir taraftan da şeyleri geçeyim. Bakın bütün bu alanlardan ekibimizde üyeler var. Literatür taraması süre çok sınırlı olduğu için. Tabii önce böyle bir çalışma için literatür taramamız lazım. Biz tarihçiyiz. Tarihçi kaynakla konuşur. Tarihin belgesiyle konuşur. Grekçe, Latince, Ermenice, Süryanice, Gürcüce, Arapça, Farsça hangi dilde ne yazılmışsa yeryüzünde. Malazgirt'e ilişkin. Her şeyi topladık. Ve bunu bölgeye ve hadiseye uyarlamak için sadece Latince, Grekçe metinleri okuyalım diye ekip arkadaşlarımız var içimizde. Türkçenin, yani Türkiye'de en iyi Grekçe, en doğru Grekçe okuyacak. Savaş alanımız, tahmini savaş alanımız burası Malazgirt. Bugünkü Malazgirt şehrinin doğu ve güneydoğusuna, birazdan detaylı haritalarımda daha noktasal da göreceksiniz. Bir kere çalışma alanı olarak burayı belirledik. Şimdi bir taraftan Malazgirt'in tarihi kimliğini açığa çıkarmak istiyoruz. Öte yandan savaşın nerede cereyan ettiğini noktası olarak bilip oradan izler yakalayıp işte orada bir kültür destinasyonu, kalıcı bir savaşın cereyanı üzerinden yerinde Malazgirt'i anlatmak, görünür kılmak istiyoruz. Ama belki akademik açıdan en önemlisi ise bir yöntem, bir savaş arkeolojisi metodolojisi yöntemi kurma iddiasındayız da aynı zamanda. Bu alana böyle bir katkı da sunmak istiyoruz. Bu sebeple dijital arkeolojinin her teknolojik uygulamasını bu proje çerçevesinde kullanma ve bir yöntem, metodoloji geliştirerek bundan sonra yapılacak çalışmalara da kaynaklık teşkil etsin istiyoruz. Şimdi hikayemiz iki ordu, Bizans. Şu hikayeyi bildiğiniz için konuşacak arkadaşlarımız da var. Ben olayın kendisini değil, ne yapmak istediğimizi, nerede nasıl yaptığımızı anlatmakla yetineceğim. Şimdi Malazgirt'le ilgili işte ordular nereden geldi, nereden gitti tartışmaları vardır. Mesela bunlar da sorun bu arada, bunu da söyleyeyim. Yani aslında bunlar da sorun. Tarih bile sorun işin doğrusu. Yani 26 Ağustos mu, 6 Ağustos mu? Bunlar nedense böyle hiç tartışılmadan ben, ki Türkiye'de en çok konuşan da benim, bu konuyu çok gündeme gelmedi ama ben daha erken olduğunu düşünüyorum. 6 Ağustos'ta muharebenin olduğunu düşünüyorum. Böyle rivayetler var. Nedense o rivayetler hiç dikkate alınmadan tek bir rivayet. Neyse, ama bu artık böyle kabul edilmiş. Bu akademik bir tartışma. Bunu geçelim. Güzergahlar çok önemli. Büyük çoğunlukla Osman Turan merhum da dahil olmak üzere Sultan Halep dönüşünde Diyarbakır üzerinden Ahlat'a getiriyorlar. Böyle bir şey yok aslında. Yani teknik olarak da mümkün değil, olayların akışı olarak da mümkün değil. Daha doğru rivayet, Sultan'ın Halep dönüşü, Romanos'un büyük bir orduyla geldiğini duyduğunda Halep dönüşü Urfa, Nusaybin üzerinden Musul'a, Musul'dan oğlu ve veziri eşini Hemedan'a gönderip kendi hızlıca Hoya geçiyor ve Romanos'u takip ediyor istihbarat aracılığıyla. Romanos'un ne kadar doğuya geleceğini, bir sene önce aldığı Malazgirt'in tehdit altında olup olmayacağını gözlüyor orada. Romanos Erzurum'dan hareket ettiğinde doğuya, Pasinler'e doğru, o da Hoy'dan çıkıyor. Nere üzerinden? Hoy, Saray, Muradiye, Erciş üzerinden, Patnos üzerinden geliyor. Yani geliş güzergahı, olayların akışı, dönemin kaynakları, elimizdeki tarihi veriler başka bir ihtimali kesinlikle akademik anlamda gerçekçi kılmıyor. Romanos'un ordusu Bulanık'ta ikiye bölünecek. Bir ordunun önemli bir kısmını, neredeyse yarısını Tarkadiotos komutasında Ahlat'a önlerine götürüp garnizonu, tabii ana hedeflerden birisi de Ahlat. Hedef şu: Bizans Türk akınlarına bir son vermek için Van Havzası'nı tekrar kontrol altına almak istiyor. Nasıl alınır Anadolu'nun doğusu kontrol altına?
kalelerle alınır. Malazgirt en stratejik kalelerden biri. Malazgirt'i aldığınızda Erzurum'da düşer, Ahlat'ta düşer. Malazgirt kilit dolayısıyla. Aynı zamanda Malazgirt bütün o yaylalara hükmeden bir konumu sebebiyle Türkmenlerin, Oğuz Türklerinin yerleştiği bölge. Türkler için de bizim için de çok önemli. Çünkü orayı tutmalıyız ki yerleşmekte olan Türkmenleri, Oğuzları, soydaşlarımızı, boydaşlarımızı koruyalım. Alparslan açısından söylüyorum bunu. Yani Alparslan'ın stratejisi de bu. Yoksa Alparslan muharebeyi kendi topraklarında da kabul edebilirdi. Niye risk alsın burada? Ve de facto bir durumda oldu onun için. Hiç beklemediği anda falan. Şimdi muharebenin muhtemel yerini haritada gösterdik. Şimdi bunlar tabii dünyada savaşın nerede yapıldığı ile ilgili dünyadaki çalışmalar maalesef bizden daha teknik ve daha detaylı. Maalesef. John Halden'ın doğrudan Malazgirt lojistiği ve savaşın yeriyle ilgili çalışmaları var. Brian Todd, Amerikalı bir askeri tarihçinin var. David Nicol'ün Türkçe'ye de çevrildi, İş Bankası'ndan çıktı 1970'lerde. Şimdi bu haritalar John Halden ve Brian Todd'un, yani savaş nerede cereyan etti ve nasıl cereyan etti? Onlar böyle düşünüyorlar. Bir kere savaş 26 Ağustos'tan ibaret değil. Bunu da biz çok hızlıca geçiyoruz. Aslında bir hafta süren irili ufaklı içinde psikolojik harp taktiklerinin uygulandığı, her tür taktik stratejinin geliştirildiği, diplomatik ilişkilerin de olduğu 22-23'ten başlayan 26'ya kadar devam eden, hatta muharebeden sonra da Sultan 8 gün daha bölgede kalıyor. Şimdi bunlar çok önemli çalışma için. Çünkü lojistik, ordular nasıl besleniyor? Bir at günlük 5 litre su tüketiyor. Ne kadarlık sayılar burada savaşa girebilir? Bütün bu detayları biz yazılımlar geliştiriyoruz. Akıllı zeka uygulamalarıyla, yazılımlarla orduları modelliyoruz vesaire. Şimdi savaşın biz böyle cereyan ettiğini düşünüyoruz. Yani Kifri Çayı ile Badişan Çayı arasında Sultan Patmos tarafından, Erciş tarafından geldi. Bugünkü Doğansu, eski adı Sultanmut Ovası'na, Meras'ına ordusunu yerleştirmiş olmalı. Çünkü lojistik açısından en uygun yer burası ve bütün tepeleri tutarak Romanos'un Ahlat'a gitmesinin önünü kesiyor. Romanos'ta ordugahını Malazgirt'e aldıktan sonra, geri aldıktan sonra hemen önlerindeki Adalar Mahallesi'nden bugünkü eski tören alanına kadar olan yerde olduğunu düşünüyoruz. Biz şimdi bu alanları niye söylüyorum ben size? Bakın Gülkuru, Selakutu, Sarı Davut, Afşin Mahallesi, Yaramış, Kara Ali, Odaköy, 150 kilometre karelik bir alanda çalışıyoruz biz arkadaşlar. 150 kilometre karelik bir alanda bu savaşın izlerini arıyoruz. Savaşın bu konumlar, sonra işte Turan taktiği dediğimiz Gülkuru önlerinde savaşın nihai çarpışmanın orada olduğunu düşünüyoruz ve orada georadar, elektromanyetik, termal kamera taramaları vesaire. Bakın hemen şurada Örenşar Köyü var, sağ yukarıda kuzeye doğru hemen otağın önünde, orada da kazılara başladık bu yıl ayrıca. Kaynaklardaki arazi anlatımları, su kaynakları, işte araziden şöyle hızlı geçeyim, ovadan. Tabii bütün yüksek tepelere çıkıyoruz, Malazgirt'i gören, Malazgirt'ten bu tepeleri gören. Çünkü elimizdeki kaynaklardaki bütün şeyleri, verileri araziye uyarlayarak orduları konumlandırmak, otağları kurmak. Sonra da harbi nerede cereyan ettiğini tahmin edip orada yoğun yüzey araştırması, georadar, termal, dedektör, her tür yöntemi arazide Malazgirt'i görüyorsunuz, uyguluyoruz. Mesela bir rüzgar anlatısı var bizim kaynaklarımızda, İslam kaynaklarında. Hakikaten biz bölgede o rüzgara, o orduların gözlerini kör eden rüzgara Ağustos boyunca şahit olduk mesela, ilginç bir şekilde. Şimdi içimizdeki coğrafyacı arkadaşlardan ben arazinin su rejimini istiyorum. Tepelerden görüş analizi istiyorum. Yani çünkü akarsuları da, onların su rejimini de bilmeliyiz. Çalışmamızdan, orada ofisimiz var. Muş Alparslan Üniversitesi proje ortağımız, valiliğimiz, Malazgirt Kaymakamlığımız, Malazgirt Belediye'miz, proje ortakları, yani projemizin içerisinde bize yoğun destek veren kurumlar, onlara şahsınızda çok teşekkür ediyorum. Bakın arazi taraması böyle. Biz yayılıyoruz böyle üçer dörder metre, günlük 15-20 kilometre yürüyoruz. Tek tek bu arazi. Önce çıplak gözle, ardından şüphelendiğimiz alanlarda georadar taramaları yapıyoruz. Bütün su kaynakları, bir kere muhteşem bir yer Malazgirt. Görmeyenlere şiddetle tavsiye edilir. Her açıdan muazzam. Süphanıyla, işte surlarıyla, yaylalarıyla. Bakın araziden çalışmalarımız, böyle yerleşim izleri, demir çağı, Urartu çağına ilişkin pek çok yerleşim izine rastladık. Hiçbir kaydı kuydu yok.
tescili yok, herhangi bir çalışmaya konu edilmemiş. Bunları da bu arada, yani bölgenin sadece Malazgirt'le ilgili değil, bütün verilerini de kayıt altına alıyoruz. Yani bölgede bir kültür destinasyonu oluşsun istiyoruz. Eserlerimiz, Selçuklu seramikleri topladık arazide. Bunlar bizim için önemli, bunlar işleniyor. Tabii önce Malazgirt'in tarihsel kimliği demiştim ya, kale ve surlar. Bugüne kadar maalesef çok kötü restorasyonlar yapılmış ve kimlik dejenere edilmiş büyük anlamda. Özellikle bu işte bölücü belediyeler döneminde o tarih yok edilsin diye özel gayret sarf edilmiş. Yani biz ora kapımız dedikçe birileri de siz burada yoksunuz diye yoğun çaba sarf etmiş ve maalesef izlemişiz. Maalesef izlemişiz. Linç'in 1897'ye ait bir gravürü, bu çok önemli bizim için. Sağ taraftaki de Malazgirtli merhum olan bir sanatçının eseri, 3 nesildir, 4 nesildir Malazgirt'te yaşayan köklü ailelerden o aileden birinin çizimi. Çok güzel, hakikaten bir eski minyatür tarzında, süphan bakın arkasında, çift suruyla, kapılarıyla, iç kalesiyle, işte mezarlıklarıyla. Hakikaten bütün Malazgirt'in tarihini bu minyatüre, yalboya, resme oturtulmuş. Şimdi şu sol taraftaki linçin surları gösteren şey bizim için çok değerli. Çizimi. Çünkü onu veri alarak biz bugünkü surları tekrar bakın çizdik. Bu bizim çizimimiz. Bu sonra projeye dönüşecek. Çizmekle kalmadık. Eksik yerlerini tek tek tespit ettik. 2 kilometre adım adım gezdik. Bütün taşlarını 1992'de restore edilmiş restorasyon projelerini aldık. Eksik yerler maalesef restorasyon esnasında da dejenerasyonlar yaşanmış vesaire. Her şeyi tek tek tespit ettik, kayıt altına aldık ve modelledik. Almakla kalmadık. Nasıldı 1000 yıl öncenin Malazgirt surları? Bunu illüstratörlerim var benim, grafikerlerim var. Onlar modellediler birebir yerinde. Bu şimdi vaktimiz olmadığı için aslında bu hareketlidir. Böyle görüntülü dönüyor. Bakın şöyle resimler aldım ben. Malazgirt'i, gerçek Malazgirt'i bütün iç surları, dış surlarıyla beraber tek tek çizimleri gerçekleştirildi. Bu birkaç dakikalık sunuma, bir animasyona dönüşecek. Çünkü biz bu proje çerçevesinde animasyon da yapmak istiyoruz. Gerçek zaman ve gerçek mekanda bir Malazgirt animasyonumuz yok. Bakın hep konuşuyoruz Malazgirt'i. Şu an devletin elinde gerçek, bilimsel tek bir, hani çoluğumuza çocuğumuza gösterecek bile konuşuyoruz da nasıl cereyan etti bu? Maalesef bunlar da yok. Bakın surlar tek tek ilgili arkadaşlarımız, sanat tarihçilerimiz, arkeologlarımız tarafından jeoradarlar yaptık. Kesik yerlerin altından nerelerde devam ettiğini tespit ettik. Bu şu an jeoradar yapan bayan Profesör Doktor Selma Kadıoğlu. Türkiye dünya çapında bir jeologtur. Ankara Üniversitesi'nden arkasındaki de eşi Yusuf Kağan Kadıoğlu. Merv'de Sultan Alparslan'ın mezarını arayan ekipten bu hocalarımız bizim. Kerküklüdür sağ olsun. 1 lira para almaksızın bu memleket meselesidir diye gelip projemize katıldı ve bütün jeoradar çalışmalarımızı onlar yapıyor. Bu arada 2 tane han tespit ettik. Tabii şehir içerisinde tarihi ne varsa onları da kayıt altına alalım, belgeleyelim de istiyoruz. Bunlar da herhangi bir çalışmaya konu edilmemiş. Bak tek tek. En önemlisi de bu surlarda ikinci Anadolu Selçuklarına ait, ikinci İzzettin Keykavus'a ait bir kitabe tespit ettik. Bakın bu bir belge. İlk kez surlar tarihlenmiş oldu böylece bir kitabeyle. Bu kitabe 3 metre yüksekliğinde, belki de daha fazla, burçla özellikle kırılmış maalesef. Zar zor arkadaşlarımız okudu. Yani yok edilmek istenmiş. İşte o kadar güçleri yetmiş çok şükür. Halbuki bu surların üzerinde onlarca kitabe olmalıydı. Onlarca tamirat yapı kitabesi olmalıydı. Sadece bu kalmış. Bunu da çok şükür biz tespit ettik. Şimdi orijinalini çıkaracağız orada. Bir şey koyacağız oraya. Ne derler? Farklı bir şey koyacağız. Ovada, burası Çividüzü. Arazide okucu bulduğumuz yerlerden birisi burası. Burada bakın jeoradar çalışmalar yapıyoruz. Yani toprağın 7 metre altına kadar, toprak altında ne var ne yok. Serhat hocam, süremi aştığımın farkındayım. Hemen toparlıyorum. Arazide bakın jeoradarlar, dronlarımız var. Dronlarla hava üst yukarıdan tabii arazideki anomalileri anlamaya çalışıyoruz. Bakın bu yukarıdan o yerin altında da çalışıyoruz, üstünde de çalışıyoruz. Haritalandırıyoruz araziyi.
Böyle kaçak kazılarla parçalanmış yerler var. Bitmek üzere hocam. Kaçak kazı alanları tespit. Bakın surların hali bu. Bu Malazgirt surlarının hali. Hani bu savaşa adını veren Malazgirt'in hali. Bunlar giderse Malazgirt diye bir şey kalmaz. Kalmazsa bizim de konuşacak bir şeyimiz kalmaz. Hocam çok Son teşekkür ziyarette de ederim. hocam hemen. Evet, şunlar da hocam kazıya da başlamıştık. Bu önemli şehitlerimizi arıyoruz biz bir taraftan. Hemen geçiyorum sadece konuşmadan. Burası Ziyarettepe Alparslan Türbesi kız kardeşinin mezarı olduğuna inanılan yer. Burada biz bu sene kazıya da başladık. 50'ye yakın mezar tespit ettik. Üçünü açtık. Bu üçü bakın ok uçları 1500'lü yıllara karbon 14'leri geldi. Gördüğünüz gibi karbon 14'lerimiz geldi. İslam Müslüman mezarlığı önümüzdeki yıl devam edeceğiz. Kendi şehitlerimizi de burada bulacağımızı düşünüyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu da Hocam katılımcılarımız. çok teşekkür Eyvallah. ederiz hocamıza. Derin bilgisi gerçekten dinlemeye değer. Açlık tarafımızı, bilgimizi doldurdu. Umarım geniş bir zamanda hocamızı tekrar ağırlamak isteriz. Ben hızlıca İnşallah. sözü Kurtuluş hocama vermek istiyorum. Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi. Malatya Seferi'nin Anadolu'ya etkisi konusunda kısa bir konuşma rica edeceğim kendisinden. Kısa bir Teşekkür değerlendirme. ederim. Tabii öncelikle Adnan Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok samimi olarak söylüyorum. Böyle bu sadece akademik çalışma değil, bir vatan borcu. Bize de daha genç akademisyenlere örnek oluyor. Gerçekten hayranlıkla hem izledim hem de dinledim. Şu ana kadar gördüğüm, samimiyetle söylüyorum, biz de birçok projenin içinde yer aldık. En iyi, en değerli projelerden biri. Dediğim gibi hocama çok çok teşekkür ediyorum. Sadece kendim adıma değil, tüm tarihçiler adına, milletim adına böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyorum. Gerçekten hayranlıkla izledim. Allah tamamına erdirsin diyelim. Amin. Amin inşallah. Yani, alan dışı olmamıza rağmen her zaman hocamızın emrindeyiz. Üzerimize Estağfurullah. düşen bir şey olursa biz de yapmaya çalışırız. Meccanen, tamamen bir hizmet Eyvallah. olarak. Çünkü çok çok değerli bir çalışma. Tekrar teşekkür ediyorum hocama. Ben izninizle Malatya Seferi'nin çok klasik olacak ama Anadolu'ya Türkleşmesine katkılarından bahsedeceğiz. Hepimizin malum olduğu üzere biliyoruz ki Malazgirt Zaferi Türklere Anadolu'nun kapılarını açan bir zafer. Anadolu'nun Türkleşmesi ne demek? Biraz onun üzerinde kısaca, tabii vaktimiz kısıtlı olduğu için kısa duracağız. Anadolu'nun Türkleşmesi esasında bunu iki açıdan değerlendirebiliriz. Bir manevi açıdan, bir maddi açıdan. Bunu ben Osmanlı'yı da İstanbul'un fethinden sonra daha da somutlaştırmak adına şöyle söyleyebilirim. Osmanlı İstanbul'u fethettikten sonra şehri sadece manevi olarak İslamlaştırmamıştır ya da Türkleştirmemiştir, maddi olarak da Türkleştirmiştir. Yeditepe'nin her birine birer cami inşa ederek burasının İslam İmparatorluğu'nun başkenti olduğunu Boğaz'dan giren her gemiye göstermiştir. Fakat bununla da yetinmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı İstanbul'un her sokağına küçük bir cami, küçük bir medrese, küçük bir çeşme inşa ederek şehri maddi anlamda da İslamlaştırmış ve Türkleştirmiştir. Şimdi Anadolu'nun Malazgirt Zaferi'ne baktığımız zaman esasında Osmanlı'nın da zaten biz tarihçiler biliyoruz ki Büyük Selçuklu Devleti'nin ya da Anadolu Selçuklu Devleti'nin devamıdır. Yine son yıllarda tarihçilerin söylediği gibi esasında tarihte 16 tane büyük Türk devleti yoktur. Bir tane büyük Türk devleti vardır. O zamanın şartlarına göre isim ve rejim değiştirmiştir. Bu anlamda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hunların devamıdır diyebiliriz. Peki yine tarihçilerin söylediğine göre bu devletlerin şahikası Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı Devleti'nin temelini atan ise kesinlikle ve kesinlikle Selçuklulardır. Osmanlı'nın hem idari hem askeri hem adli sistemi olan tımar sistemi esasında Selçuklu'daki iktidar sisteminin biraz değiştirilmiş mahalli şartlara uyarlanmış yeni coğrafyaya, yeni yönetim şekline uyarlanmış halidir. Şimdi Malazgirt Zaferi'nden sonra esasında Sultan Alparslan Bizans İmparatoru Roman Diyojen'le yaptığı anlaşmaya göre onu serbest bırakmıştır. Onun karşılığında bir miktar fidye ve tabiatıyla Bizans İmparatorluğu artık Büyük Selçuklu Devleti'ne bunun karşılığında belirli bir miktarda vergi ödeyecektir. Fakat Roman Diyojen İstanbul'a döndüğünde tahttan indirilmiştir. Onun yerine yeni bir imparator atanmıştır ve yeni atanan imparator Sultan Alparslan'ın yaptığı bu anlaşmayı tanımamıştır. Bunun üzerine Sultan Alparslan komutanlarına Anadolu'yu fethetme, Türkleştirme yetkisini vermiştir.
İşte bu komutanlar fethettikleri yerde yeni devletçikler kurmuşlardır. Bu devletçikler esasında bağımsız devletçikler değillerdir. Bunlar Anadolu'da kurulan bu yeni Türk devletçikleri Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı devletlerdir. Bunlardan mesela Saltuklulardan ilk başlayalım. Saltuklular Erzurum merkez olmak üzere kurulmuştur. İlk kurulan Anadolu Beyliği olması hasebiyle Saltuklulardan bahsettik. Gürcülerle ve Haçlılarla başarılı seferler yapmıştır. Erzurum ve civarının bakın sadece maddi manevi olarak değil maddi olarak da Türkleşmesine ve İslamlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Çok kısa geçeceğim. Danişmentler diyoruz Sivas ve çevresinde kurulan bu devletçi bakın Amasya, Tokat, Malatya ve civarında hüküm sürdü. Hepimizin malumu bu dönem Anadolu'nun en güçlü beyliği haline gelmiştir Danişmentliler. 1072 ile 1177 yılları arasında yaşamış bir devlettir. Anadolu'nun bence burası çok önemli ilk medresesi olan Yağıbasan Medresesi'ni inşa etmişlerdir. Biliyorsunuz bugün günümüzde dahi eğitimin bir devlet ya da bir millet için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bir devletçinin bir medrese kurması esasında bir üniversite kurması anlamındadır. Maalesef bu üniversiteler süreklilik arz edip günümüze kadar ulaşmamışlar. Yakın çağ döneminden itibaren Batı örnek alınarak modern anlamdaki üniversiteler inşa edilmiştir. Yoksa bu Yağıbasan Medresesi günümüze kadar gelse şöyle düşüneceğiz. Sivas merkez olmak üzere 1000 yıllık bir üniversitemizden bahsetmiş olacaktık. İşte bu Yağıbasan Medresesi gibi medreselerin hem maddi hem manevi maddi olarak bu medresenin inşa edilmesi bize Anadolu'nun Türkleştiğinin maddi anlamda olarak gösteriyor. Manevi anlamda ise burada yetişen öğrencilerin Anadolu'daki Türk kültürünü adeta çakmasını, bir çivi gibi o topraklara çakmasını bize göstermesi açısından önemlidir. Çok kısa geçiyorum hocam, biliyorum vaktimiz kısıtlı Serhat Hocam. Mengüceklerden bahsedelim. O da 1072 ile 1277 yıllar arasında hüküm sürmüş bir devletçiktir. Yine Büyük Selçuk Sultanı Alparslan'ın komutanları tarafından kurulmuştur. Erzincan ve civarında kurulmuştur. Rum ve Gürcülerle mücadele etmiş. Bakın UNESCO tarafından listeye alınan Divri Ulu Camisi'ni yapmışlardı. Bugün de hayranlıkla izlenen, ziyaretçi akınına uğrayan çok çok önemli bir yapıdır. Tıpkı Adnan Çevik hocamızın yapmaya çalıştığı gibi kaybolan yapıları ortaya çıkarıyor. Çok önemli bir bu akademinin bir borcudur ama her şeyden önce bu ülkenin vatandaşları olarak hepimizin boynumuzun borcudur bu yapıları korumak. İşte bunlardan biri de Divri Ulu Camisi'dir. Bu da yine esasında bize Sultan Alparslan'ın Büyük Selçuklu Devleti'nin yadigarıdır. İşte Anadolu'nun Türkleşmesi'nin çünkü o dönemde sadece şöyle düşünmeyelim. O dönemde camiler sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda birer eğitim kurumlarıdır. Yani günde 5 vakit namaz kılınır. Namazın dışında kalınan zamanlarda da bu camilerin büyük medreselerinde dersler verilirdi büyük salonlarında. Dolayısıyla bunlar hem bir dini kurumdur, hem bir eğitim kurumudur. Bölgenin ve coğrafyanın Türkleşmesine ve İslamlaşmasına da çok büyük katkılar sağlamıştır. Artuklulardan bahsedelim. Diyarbakır, Mardin ve çevresinde Artuk Bey'in oğulları tarafından kurulmuştur. Hasankeyf, Harput yani bugünkü Elazığ'a tekabül eder ve Mardin kollarına bölünmüştür. En son yıkılan beyliktir. Onun müthiş bir bize hatırası vardır. Malabadi Köprüsü. Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsünü yapmışlardır. Bakın işte Anadolu'nun Türkleşmesi sadece manevi olarak değil maddi olarak da bu beyler tarafından, bu komutanlar, bu devletçikler tarafından gerçekleşmiştir. Tabii unutmayalım bunların hepsi Sultan Alparslan'ın komutanlarıdır. Anadolu'yu fethetmek, Anadolu'yu Türkleştirmek ve İslamlaştırmak adına gönderilmişlerdir. Son olarak da Çaka Beyliği'nden bahsedelim müsaadenizle. O da ilk denizcimiz olması hasebiyle büyük önem arz eder. İlk deniz kuvveti olan beyliğimizdir. İzmir'de Çaka Bey tarafından kurulmuştur. Çanakkale, Edremit ve Ege adalarını fethetmiştir Çaka Bey. Peçeneklerle ve 1. Kılıç Arslanı'yla Bizans'a karşı ittifak yapmışlardır. Bizans'ın oyunları tarafından maalesef Selçuklar tarafından yıkılmıştır. Kısaca vaktimiz kısıtlı olduğu için sizin bize 7-8 dakikalık bir vakit tanıdınız. Böyle çok hızlı bir şekilde kelimeler ardı arda dizerek özetlemeye çalıştım. Yani Anadolu'yu bugün Türkleştiren sadece bu fetih değil, bu fetih sonrasında coğrafyanın Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması adına ciddi bir iskan ve mimari politika izlenmiştir. Hem manevi hem maddi olarak izlenmiştir. Biz tarihçiler bu mimari politikayı biraz göz ardı etmekteyiz. Ama bunu hem dediğimiz gibi Büyük Selçuklu'dan sonra Anadolu Selçuklu devrinde görüyoruz. Hem bunu
Osmanlı Devleti'nde görüyoruz. Bugün Anadolu ve Balkan coğrafyasını dolaştığımız zaman, sadece Anadolu coğrafyasını değil Balkan coğrafyasını, Anadolu'nun Türk ve İslam yurdu olduğunu bize gösteren birçok maddi eseri görüyoruz. Adeta onlar bu topraklara vurulmuş mühürlerdir. Yüzyıllar, bin yıllar boyunca yaşıyorlar ve yaşamaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla siz Balkanlarda Türk izini ne kadar silmeye çalışırsanız çalışın, bunu Balkan devletlerini kastediyoruz. Ama o coğrafyaya ziyaretler yaptığımız zaman oradaki Türk ve İslam mührünün vurulduğu herkes tarafından çok net bir şekilde gözlemlenmektedir. Adnan Hocamızın çalışması bu anlamda da çok çok büyük önem arz etmektedir maddi kültürü ortaya çıkarması bakımından. Adnan Hocamı, Kurtuluş Hocamın dediği gibi ben de gerçekten zevkle dinledim. Özellikle savaş alanının tam yerini tespit edecek ilk çalışmaya imza atmaları gerçekten önemli. Ayrıca bu çalışmanın interdisipliner olması önemli. Çünkü akademide interdisipliner çalışmalar yapmak kolay değil. Çok sayıda projeye katkısı olan çalışan var ve bunları yönetmek de gerçekten zor. Hem projenin kapsamını yöneteceksiniz, hem zamanını yöneteceksiniz, hem mali durumunu yöneteceksiniz, hem bürokrasiyi yöneteceksiniz. Gerçekten çok zor. Bu farklı disiplinler çalışmak akademide çok önemli. Çalışmanın büyüklüğünü aslında gösteriyor. Adnan Hocam iki noktaya vurgu yaptı. Birincisi savaşın nokta tahminini tespit etmek. İkincisi de Malazgirt'in tarihi kimliğini ortaya koymak. Bunlar gerçekten önemli ve bu alanda savaş alanı metodolojisi yönteminin geliştirmede bir hedef olarak koyması da inşallah akademik açıdan da çok ciddi bir getirisi olacak farklı disipline olmama rağmen. Kurtuluş Hocam, tarih yapıların, medreselerin, camilerin korunması ve sahip çıkılması üzerinde Anadolu'nun Türkleşmesi'ndeki önemi üzerinde söz etti. Anadolu'nun Türkleşmesi tabii ki gerçekten bu medreseler ve camilerin korunması, bunların saklanması bizim açımızdan çok önemli. Çünkü bunlar bizim ecdadımızın eserleri, bunları korumamız lazım. Şimdi ben sözü öğretim görevlisi Orkun Cembek'e vermek istiyorum. Gebze Üniversitesi'nde Türk tarihinin dönüm noktası Malazgirt Meydan Muharebesi konusunda bize bilgiler sunacak. Buyurun Orkun Bey. Teşekkür ederim hocam. Sesim geliyor herhalde. Geliyor. Geliyor Orkun Bey. Öncelikle daha önce sunumlar yapar Adnan Hocam'a ve Kurtuluş Hocam'a saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ediyorum kendilerine bu sunumlarından dolayı. Bugün sizlere Malazgirt Meydan Muharebesi'nin önemi ve sonuçlarıyla alakalı bir kısa bir konuşma yapacağım. Bildiğiniz gibi Türk tarihi açısından önemli bir yere olan Malazgirt Savaşı Selçuklular ile Bizanslar arasında vukuğa gelmiştir. Bu savaş Bizans İmparatorluğu'nu yıkılış sürecine götürürken Selçuklular için de Anadolu'nun kapılarının açılması anlamına gelmekteydi. 11. asra denk gelen bu savaş bir yandan dönem itibariyle mezhepsel tartışmalardan yorgun düşmüş bir Bizans ile batıya yelken açmış bir Selçukluların mücadelesini anlatmaktadır bize. Mücadelenin nasıl geçtiğini, nasıl cereyan ettiğine geçmeden önce öncesinde neler yaşandı? Kısaca Anadolu'nun durumuyla alakalı isterseniz biraz bilgiler verelim. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayan Dandanakan Savaşı'nın ardından Merv şehrinde toplanan Büyük Kurultay'da Cihan Hakimiyeti mefkuresi doğrultusunda bazı fetih planları yapılmıştı. Bu fetih planları doğrultusunda Selçuklular özellikle batıya, Anadolu'ya akınlar düzenlemeye başladılar. Bu akınlar Sivas bölgesine kadar yoğunlukla yapılmıştı. Bu durumun karşısında da dönemin Bizans İmparatoru Roman Diyojen akınları önlemek amacıyla Anadolu'ya seferler düzenleyecektir. 1068 yılında özellikle. Ancak bu seferlerinde başarılı olamayacak, yani kesin bir galibiyet kazanamadan tekrar İstanbul'a dönmek durumunda kalacaktır. Baktığımız zaman 1070 yılına geldiğimizde özellikle İstanbul'da yaşanan, başkentte, Bizans'ın başkentte yaşanan kargaşalar nedeniyle Roman Diyojen İstanbul'u bırakıp Anadolu'ya sefere çıkamaz. Ancak yine Türk akınlarını önlemek için Anadolu'ya ordularını gönderecektir. Bu yaptığı çalışmalar da Roman Diyojen'in başarılı olamayacak ve Türk akınları hızla Anadolu içlerine gitmeye devam edecek. Bunun üzerine Roman Diyojen bu sorunu tam olarak ortadan kaldırabilmek adına, yani Türk akınlarını önleyebilmek adına büyük bir ordu toplayarak Anadolu'ya geçme kararı verir. Ve 13 Mart 1071 tarihinde topladığı orduyla Anadolu'ya bir harekat
düzenler. Bazı İslam kaynaklarında 600 binlere kadar varan sayılar verilse de topladığı ordunun 200 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ordunun içerisinde işte Peçenek, Uz, Kıpçak ve Hazar Türkleri de bulunmaktadır. Bunların yanında işte Slav, Alman, Bulgar, Frank ve Ermeni ve Gürcüler de ordunun içerisinde bulunur ve güçlü silahlara sahip bir ordudur. Bu sırada bazı Türk komutanları Anadolu'da akınlarına devam ederken Sultan Alparslan ise Halep'te kuşatma halindeydi ve daha sonra Mısır'a geçmeyi planlıyordu. Ancak Roman Diyojen'in Anadolu Harekatı haberini alınca kendisi Halep'ten doğuya doğru ordularıyla birlikte geçecektir. Sultan Alparslan imparatorun kendisine karşı hazırlamış olduğu 200 bin kişilik orduya karşılık önemli Türk beylerinden ve bazı mahalli Müslüman unsurlardan oluşturduğu 40-50 bin civarında bir orduyla Ahlat bölgesine doğru hareket eder. Bu süre zarfında Roman Diyojen'in Anadolu Harekatı'nı Türk akıncıları sayesinde sürekli olarak takip eder, istihbarat toplar, ordusunun durumuyla alakalı, geçtiği güzergahlarla alakalı sürekli bir istihbarat savaşı söz konusudur. Bu dönemde Roman Diyojen Kapadokya bölgesine geldiğinde bir harp meclisi toplayarak Selçuklularla yapacakları mücadelenin stratejisini düşünürler komutanlarıyla beraber. Ve bir iki yol öne sürer komutanlar. Birinci yol Selçuklu ordularının Anadolu içlerine kadar çekilmesi ve onların iaşe problemi yaşamasının ardından ordunun zafer kazanması şeklindedir. Diğer yol ise Bizans ordusunun Erzurum üzerinden İran'a geçmesi ve bütün bölgedeki Müslüman devletleri fethedip bu Anadolu hareketini tamamen ortadan kaldırma amacındadır. Roman Diyojen bu ikinci seçeneği seçer ve ordularıyla birlikte Doğu Anadolu'nun içlerine doğru hareket edecektir. Bunun üzerine Sultan Alparslan da ordusunu toplayarak Malazgirt bölgesine doğru hareket eder ve Malazgirt civarında 10 kilometre boyunca birbirlerine yaklaşırlar. Ağustos başından itibaren iki ordu Malazgirt bölgesinde buluşur ve burada artık hem diplomasi hem de istihbarat savaşları bir süre devam edecektir. Savaşın istihbarat ve diplomasi boyutu başarılı olamaz. Aslında Sultan Alparslan ilk başta bu büyük orduya karşı bir meydan muharebesi yapmak istemez. Bu yüzden elçiler göndererek bir sulh arayışında olur. Ancak Roman Diyojen kesin kararlıdır Türklerin bu Anadolu akınlarını engelleme konusunda. Bu yüzden kendisi Sultan Alparslan'ın teklifini kabul etmeyecektir. Ve artık iki ordu da savaş için son hazırlıklarına başlar. Bu sırada Sultan Alparslan Malazgirt bölgesindeki önemli tepelere askerlerini yerleştirerek savaş taktiğini oluşturur. Ve savaşın başlamasından önce o ünlü konuşmasını yapar. Hepinizin bildiği gibi beyaz bir kıyafetle askerlerin önüne çıkarak eğer şehit düşersen bu benim kefenim olsun der. Ve onlara eğer savaşı kazanırsak amacımızı gerçekleştirmiş oluruz. Kazanamaz ise şehit düşerek cennete gideriz diyerek ordusunu cesaretlenmiş ve Bizans ordularına karşı hücuma başlatmıştır. Baktığımız zaman savaş sırasında muharebeyi ustalıkla yöneten bir Alparslan vardır. Sahte ricat, Turan taktiği veya kurt oyunu olarak adlandırılan Türk savaş taktiğini Bizans ordularına karşı uygular Alparslan ve kısa süre içerisinde Bizans orduları Türk ordularının geri çekildiğini düşünerek Türk ordularının içerisine doğru harekat düzenlemeye başlar ve büyük bir bozgun yaşarlar çok kısa bir süre içerisinde. Hatta o Bizans ordusunun büyük bir kısmı imha edilecektir bu savaşta ve Roman Diyojen de Selçuklu ordusuna esir düşecektir. Çok kısa bir süre içerisinde kazanılmış oldukça önemli bir zaferdir. Ve bu zaferin ardından Roman Diyojen zincire vurulmuş ve boynuna esaret nişanesi olan lale takılmış bir şekilde Sultan Alparslan'ın huzuruna çıkartılır. Ve ikisi savaş sonrasında yapılacak düzenlemeler için bir anlaşmaya varırlar. Bu anlaşma neticesinde Bizans İmparatorluğu 360 bin dinar yıllık vergi ödeyecektir Selçuklulara. Ve eğer Selçukluların bir askeri ihtiyacı olursa asker yardımı da gönderecektir savaşın neticesinde. Bu savaşa baktığımız zaman anlaşmadan anladığımız kadarıyla en çok önemli olan Büyük Selçuklu Selçuklu Devleti'nin artık Anadolu'ya hakimiyetinin
hızla artacağıdır. Çünkü Bizans ödediği vergiler nedeniyle Selçuklu Devleti'ne bağlı duruma gelmiştir. Savaştan sonra İsfahan bölgesine giden Alparslan başta Abbasi halifesi olmak üzere bütün İslam hükümdarlarına fetihnameler göndererek zaferini duyurmuştur. Bu zafer tabii ki sadece Türkler arasında değil bütün İslam dünyasında da büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Baktığımız zaman genel hatlarıyla bu savaşın sonuçlarına baktığımız zaman Malazgirt Muharebesi Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eder. Bu zafer sonunda Bizanslılar büyük paralar harcayarak hazırlamış olduğu ordu dağılmıştır ve bundan sonra artık bu kadar güçlü bir ordu hazırlayamayacaklardır. Bu da Türk akıncılarının Anadolu içlerine kadar çok rahat bir şekilde girmesini sağlamış ve artık bu tarihten itibaren Türkler bölgeye yağma veya istila için değil, bölgeyi Anadolu yani Anadolu'yu kendi yurtları haline getirmek için fetihler düzenlemeye başlamıştır. Zaten bu zaferin ardından kısa bir süre sonra bölgede işte Saltuklu, Mengücüklü, Dilmaçoğulları, Artuklu gibi devletçikler kurulacaktır ve Anadolu'nun Türklere kapısı artık tamamen açılacaktır. Sayın Adnan Hocam'ın da belirttiği gibi bu büyük zaferin aslında bazı savaşın nasıl cereyan ettiği ile alakalı bazı boşluklar bulunmaktadır. Tarihçilerin bu konuda daha fazla çalışarak bu boşlukları gidermesi gerekmektedir. Gelecek nesillere bu büyük zaferin daha ayrıntılı bir şekilde, daha net bir şekilde anlatmak için Adnan Hoca'nın çalışmaları oldukça önemlidir. Kurtuluş Hocam'ın da dediği gibi eğer bize de bu çalışmalarda bir görev düşerse seve seve katılmak isteriz bu projeye. Benim genel hatlarıyla süreniz çok kısa olduğu için anlatmak istediklerim bu kadar Sayın Hocam, Serhat Hocam. Peki. Teşekkür ederim Okan Bey. Şimdi sözü Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı, bölgenin önemli akıl insanımız Kıyasettin Seçkin Bey'e vermek istiyorum. Kıyasettin Bey, beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz efendim. Peki, sizden de Malazgirt ruhu ve manevi iklimi ile ilgili bir bilgilendirme alabilir miyiz? Memnuniyetle. Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selamı ile tüm katılımcıları selamlıyorum. En derin saygılarımı sunuyorum sayın hocalarım. Sayın hocam, gerçekten çok duygu yüklüyüm. Diyeceksin ki neden? Çünkü o Malazgirt ruhu ve manevi ikliminin geçmişte nelere kadir olduğunu ufak tefek bir okumamla bilgi sahibi olmuştum. 1995'ten beri avamca benim dosyam koltuğumun altında kapı kapı geziyordum. Diyordum ki Malazgirt ruhu ve manevi iklimi 1000 yıl önce insanlığa, Türk dünyasına ve İslam alemine yapılan o zamanki zulmü, zilleti, haksızlığı, o gün Türk milleti 1071 Malazgirt zaferiyle nasıl sonlandırdığını ve insanlığa o Bizans zulmünü bertaraf etti, Fatimilerin İslam dünyasını fitneye boğduğu ve bunları hepsini bertaraf edip insanlığı rahatladığını, bugün de 4 daimi 5 daimi ülke tarafında insanlığa yapılan haksızlığı ve adaletsizliği yine aynı ruhla Türk milletinin ümmet bilinciyle evrenselleşerek insanlığı rahatlatacağına inandığımızı hep dile getiriyordu. Fakat maalesef Adnan hocamız Allah razı olsun değinmişti. Gerçekten bütün bu daimi ülkelerin emperyalist, daha doğrusu Haçlı zihniyetinin beslemiş olduğu terör hareketleri bizim bu bölgede halkımızın başına musallat olduğu gibi dinimize ve milletimize de musallat olarak gerçekten özellikle zaten o terörist başı denilen APO'nun Malazgirt konusunda bizzat bir ehemmiyet verdiğini ve o tarihi, o bilinci, oradaki bütün halkın beynindeki, zihnindeki olan olumlu bilinci yok etmek için özellikle pilot bölge olarak seçildiğini ve biz feryatları koparıyorduk. Ya buraya sahip çıkalım, buraya gelelim, devlet buraya gelsin diye feryat ediyorduk. Neyse, fazla uzatmayalım, işin aslına gelelim. Biz Kocaeli Muşlular Derneği olarak
Bu Malazgirt ruhu ve manevi iklimi çerçevesinde biz bir proje sunduk. PRODES İçişleri Bakanlığı'na sunduk ve o proje dahilinde Malazgirt'le Gebze ilçelerimizi kardeş şehir ilan etmek için çalışmalarımızı başlattık. Hamdolsun Allah'a o zaman bir heyetle Muşlular Derneği olarak biz Gebze belediye başkanımızı ziyaret ederek kendisinden talep etti, kendisi de kabul etti. Her iki belediyemizle irtibat kurduk ve kendilerini bir araya getirerek bir protokol imzalattırdık. Malazgirt, Gebze, Fatih Otağı'ndan Alparslan Malazgirt Otağı'na diye bir kardeşlik köprüsü kuralım diye çalışmalarımızı başlattık. Kısa zamanda katılımcılar katılarak biz büyük bir toplantıyla birlikte protokolü imzaladık. Kardeşlik protokolünü imzaladık. Akabinde tabii aynı program dahilinde valilerimizi ziyaret ettik. Ondan sonra üniversitelerimizin arasında Gebze Teknik Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi arasında yani böyle işbirliği kardeşlik protokolünü imzaladılar. Bunu kendilerini tebrik edip kendilerini ziyaret ettik ve daha doğrusu biz STK'cılar üzerimize düşen çalışmaları sürdürmeye çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Niye bu STK'ların üzerinde fazla duruyorum? Bunun sebebi şudur sayın hocalarım. Sizler daha iyi biliyorsunuz. Zaten ben buna inanıyorum. Diyorum ki herhangi bir çalışma ve projenin eğer ilmi ve erdem, irfan kokusu varsa, yani daha doğrusu üniversitelerimizin eli sürülüyorsa, hocalarımızın emeği varsa, o iş geleceği garantidir, geleceği parlaktır, geleceği yönelik de büyük atılımlar yapar. Dolayısıyla sizlerin, hocalarımızın, üniversitelerimizin bu işe el atması bizi ziyadesiyle memnun etti ve nereye ulaşacağını tahmin ediyorum. Allah'ın izniyle bir gün gelecek o Malazgirt'te büyük Türk kurultayı, hatta İslam ümmeti orada toplanıp ve insanlığa yeniden bir nizam tesis edeceğine, hakkı ve adaleti dünyaya hakim kılacaklarına inanıyorum. Bu inancım mevcut ama bizim gibi böyle ufak çalışmaları da ben şuna inanıyorum. Biz STK'lar muhakkak ki bu çalışmaları yörenin halkına inecek şekilde biz çalışmalarımızı yapmamız lazım. Ve Allah nasip ederse bu çalışmalarımız STK'lar olarak yeni projeler gene bazı bakanlıklarımıza sunacağız ve oradaki gençlerimiz ve çocuklarımız halkımıza ineceğiz. Halkla sizleri, daha doğrusu avamla avvası bir araya getirme, aynı zamanda devletimizle halkımızı birleştirme ve kucaklaştırma noktasında bir dokunma noktasına getirme çalışmalarımız sürecektir. Bu vesileyle bütün siz hocalarımızı ayrı ayrı hepinize teşekkür eder. Kocaeli Muşlular Derneği Başkanı olarak sonsuz şükranlarımızı sunarım. Allah sizlerden razı olsun. Sizin bu çalışmalarınız, bu irfan, ilim ve erdem dolu çalışmalarınızın devamını diler, saygılarımı sunarım efendim. Teşekkür ederim Gıyasettin Bey. Gıyasettin Bey gerçekten çok samimi, çok sağ olsun. Büyük bir gayreti olduğunu da biliyoruz. Yakinen de tanıyoruz Gıyasettin Bey'i. SDK'ların bu konudaki küçük de olsa gayretini küçümsemiyoruz. Tabii bunlar damladır. Akademik olarak da bizler de SDK'lara destek vermeye çalışıyoruz. Son olarak ben sözü araştırmacıya, gazeteciye İsmail Kahraman Bey'e vermek istiyorum. Tabii biz akademik açıdan baktık. İsmail Bey biraz daha belgeselci gözüyle Malazgirt'e nasıl görüyor? Bunu İsmail Kahraman Bey'den dinlemek isteriz. Buyurun İsmail Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Pandemi bize çok şey öğretti. Uzağa da yakın kıldı. Bir taraftan Adnan Hocam Muğla'da selamlarımı sunuyorum. Kurtuluş Hocam Bandırma'da. Gıyasettin Bey Muş'ta, Malazgirt'te. Orkun Hocam ve sizler. Demek başarının yerini hiçbir mazeret doldurmaz. İşler devam ve süreklilik arz eder. Hakikaten
Çok anlamlı, çok özel bir toplantı bugün. Ve Kurtuluş Hocam, Kurtuluş Hocam'ın anlattıkları çok önemliydi. Adnan Hocam'la ilk kez böyle yüz yüze görüşmüş olduk. Öncelikle hayırlı olsun dileğinde bulunmak istiyorum. Katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Tarih, tarihin yaşandığı yerde araştırılır. Hocalarımın yazdığı tarihi yerinde araştırma gayreti içerisindeyiz. Dünyanın dört bir tarafında Türkistan medeniyetiyle ilgili belgeseller çekiyoruz. Savaşlar tarihi önemli. Benim gönül yaramdır Malazgirt. 2004 yılıydı. Malazgirt'e gitmek istiyordum. Uzun bir mücadele. Van'a indik. Van'dan Erciş'e geldik. Gece kaldık 2004 yılı. Hiç unutmuyorum. 16 yıl önce. Sonra Malazgirt'e geldiğimizde oradaki rehber arkadaşlara savaşın yapıldığı alanı görmek istediğimi söyledim. İşte beni spandağı eteklerine götürdüler. Baktım. Şöyle toprağı aldım. Acaba kemik tozu var mıdır nedir filan yani filan diye böyle baktık ama bir şey yok. O zaman gönlümden şu geçmişti. Acaba burası bir tarihi milli park ilan edilse veya hiç olmazsa bir şehitler mesire alanı, şehitler fidanlığı. Çünkü fidanda yaşar şehitler. Böyle bir şey yapılır mı diye düşünürken çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde oradaki valilerimiz, Orman Su İşleri Eski Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu orayı 2018 yılıydı zannediyorum. Çok kısa sürede tarihi milli park ilan ettiler ve anma toplantıları düzenleniyor. 2018-2019 toplantılarına katılma şerefine de nail olmuş olduk. Orada Malazgirt ruhu ve manevi iklimin yaşadık. Ama geri dönecek olursak 2004 yılında o bölgeyi gezdiğimizde sadece bir anıt vardı. O anıtın orada durup tarihi düşündük. Keşke burası ziyaret edilse, keşke Türkiye gündemine gelse diyorduk. Ayrıca buradan Sayın Hocama, Adnan Hocama da bir bilgi arz etmek isterim. Bizi orada gezdirirlerken 2004 yılında o günkü çekimler de elimizde var. Hamidiye Camii'nden bahsettiler. Vakıf eseriydi, yıkılmış duvarları kalmıştı. Sultan Alparslan'ın cuma namazı kıldığı cami olarak bildirilmişti bize ama perişandı etrafı. Hep üzülmüştük. Piyasettin Bey'e de bahsettim. Okçular Derneği Vakfı Başkanımıza da söz ettim. O cami yeniden hayat bulur mu? Ve o noktada bir şeyler yapılıp bir araştırma yapılabilir mi? Çünkü vakıf eseri olduğu, vakıf tapusunun olduğunu öğrendik. Tabii Malazgirt'i bilmeden, Malazgirt'i anlamadan Selçuklu'yu anlamak mümkün değil. Anadolu tarihi, Anadolu Türk tarihini anlamak mümkün olmaz. Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu. Bugün ayrıca 27 Aralık ve İstiklal Marşı yılı ilan etti. Meclisimiz ilk kez bütün partilerin katılımıyla 2021 Kurtuluş Savaşı'nın da başlangıç yılı, tarihin en önemli dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği 100. yıl. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden de Sakarya Meydan Muharebesi'ne bir yol gözükmüş oldu aslında Kurtuluş Savaşı'na. Şimdi Malazgirt ruhu ve manevi iklimi. Gerçekten Kocaeli Muşlar Derneği Başkanımız Kıyasettin Seçkin, İbrahim Çiçek Bey var bu işlerde çok önemli hizmeti olan Hasan Payu Bey. Herkesin bu işe çok önemli katkıları oldu ve proje bugünlere geldi. Tabii sizin hizmetlerinizi de unutmak mümkün değil. Eğer bugün buradaysak, şu an bu canlı yayını gerçekleştirebiliyorsak değerli Serhat Hocam, çok büyük emeğiniz var. Şimdi tarihi tarihin yaşandığı yerde anlatmak ve öğretmek, bilmek gerektiğine inanıyoruz. Adnan Hocam çok güzel anlattı ve gerçekten tarihe not düştü. Aslında 1071'in öncesi de var burada. İslam medeniyeti tarihine baktığımızda bu coğrafyanın çok daha eskiler, hemen 638'ler ve 640'lar, neredeyse 1400 yıl önce İslam medeniyetinin Van Denizi sahillerine, Ahlat'a ve Erciş'e, Malazgirt'e geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla İslam medeniyet tarihinde de burası çok önemli. Hatta bu dönemin komutanlarından Abdurrahman Gazi'nin Ahlat yakınlarındaki o ünlü türbesinden Malazgirt Meydan Muharebesi'ndeki Sultan Alparslan Zafer Meydanı'na, Zafer Anıtı'na da bir yol çevirmek, gitmek gerektiğine inanmaktayım. Yani tarihin öncesi ve sonrası, özellikle İslam medeniyeti tarihinde de bölgenin önemli olduğunu, Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin çok önemli bir İslam komutanı olduğunun da altını çizmek istedim. Ve buraya 1048'lerde geliyor Erciş'e Selçuklu ordusu, 1048'ler ve 1048 tarihli bugün Erciş'te Selçuklu mezarlığında mezar taşı olduğunu görüyoruz. Ki Erciş
Karakoyunlulara uzun süre başkentlik yapmış bir bölge. Yani dolayısıyla bu coğrafya bizim gönül coğrafyamız, medeniyet coğrafyamız, kültür coğrafyamız. İslam medeniyetinde, Türk tarihinde, Anadolu tarihinde, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir coğrafyadan, Erciş'ten, Ahlat'tan ve özellikle Malazgirt'ten söz ediyoruz. Malazgirt demek Anadolu demek ve buradan bu vesileyle de bir kampanya başlatılması gerektiğine inanıyorum. Özellikle bizim medya mensuplarımız dünyayı geziyorlar ya, gittikleri yerde yeme içme programlar yapılıyor ya, eğlence programlarına katılıyor. Şu anda pandemi dönemi. Malazgirt'e, Muş'a gitmek çok kolay. Ve oralara gidelim ve o gezi programlarını yapan tüm belgeselcileri, programcıları, yazarları, çizerleri oraya davet etmek istiyorum. Adnan Hocam aslında bir isim tespiti yaparak bu gezi programı yapanları bir davet etse ve herkes kendi çapında keşke orada bir program yapsa, nasıl olsa yurt dışına çıkmak mümkün değil. Bu noktada bir çalışma yapılsın arzu ediyoruz. Ve gerçekten hocalarımın anlattıkları, hocalarımın kamuoyuyla paylaştıkları bu bilgileri en iyi şekilde medyamız haber yapsın arzu ediyoruz. Ve bir iki şeyi daha paylaşmak istiyorum. Selçuklu ile ilgili Selçuklu başkentlerini gezme fikrim ortaya çıktı. Tabii Merv şehri, bugün Tuz şehri, İran'daki Meşet ve Afganistan'daki Herat şehri ve Belh şehri, bugün yine Afganistan'ın Maveraünnehir Mezarı Şerif civarında. Buralara gitme aşkım çok büyük badirelerle, hatta can güvenliğimizi de tehlikeye atarak bu coğrafyalara gittik. Hiç unutmuyorum, Merv şehrinde, Sultan Sencer Türbesi'nde gelip orada çektiğimiz sıkıntılar, çünkü gerçekten zor bir coğrafya orası. Fakat oralara giderek de belgesel çekmek suretiyle tarihime, kültürüme, medeniyetime ve gelecek kuşaklara vefa borcumu ödemek istedim. Tuz'daki İran komşumuz, bugün de iyiyiz. Tuz şehri bugün gerçekten sahipsiz. Tuz önemlidir. Ve Afganistan'ın Herat, Belh kentleri Selçuklu'yu Selçuklu yapan, Dandanakan zaferinin, Dandanakan savaşlarının yapıldığı Türkmenistan'daki o coğrafya ve 1048'de daha Selçuklu'nun Pasinler'de devlet mücadele edip zafer kazandığı bir bölge. Sözlerimi uzatmak istemiyorum. Bir şeyin altını da özellikle çizmek istiyorum. Devlette devamlılığın esas olduğunu Selçuklu'da görüyoruz. 1071'den yıllar önce Pasinler'e gelen Selçuklu, Pasinler zaferiyle Doğu Karadeniz bölgesine kadar inerler. Ve bugün Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün logosunda 1048 tarihi yazılıdır. Yani devlet kurumları içerisinde kuruluşu en eski kurumlarımızdan, devlet teşkilatlarımızdan birisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Der ki Vakıflar Genel Müdürlüğü, biz Anadolu'da ilk kez 1048 yılında Selçukluların Pasinler'de kurduğu Seyit Müjdevani Vakfı ile Anadolu'da ilk vakfın kurulduğu tarihi esas almışızdır der. Ve Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tarihinde Anadolu'da Türkler tarafından ilk kurulan Pasinler'deki vakıf geleneğimizdir. Dolayısıyla Malazgirt'i anlamak her şeyi anlamaktır. Malazgirt'i anlamak kültür ve tarih bilincine sahip olmaktır. Kültür ve tarih bilincine sahip olmaksa her şeye sahip olmaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. İsmail Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Malazgirt tabii çok önemli. Bu vatana hizmet eden, uğrunda şehit olan tüm aziz şehitlerimize rahmet diliyorum. Adnan Hocam'a, Kurtuluş Hocam'a, Gülsettin Bey'e, Orkun Bey'e ve İsmail Kahraman Bey'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha geniş katılımlı planladığımız sempozyumu, pandemi bir an önce kalkar, Allah'tan bunu diliyoruz. Özledik çünkü o günleri, yüz yüze görüşmeyi. Bir şeyi izin verir misiniz? Çok önemli. Buyurun, Hocam, Adnan Hocam çok güzel anlattı. Gerçekten etkilendik. İşte 2004 yılında gitmiştik ve bugünlere geldiğimiz için de çok şükür ediyorum Yüce Mevla'ya. Bir Pelekon'un savaşı var. Şimdi Gebze'deyiz. Eğer buradan bir iki cümleyle Adnan Hocam'la söyleşmesek vefasızlık olur diye düşünüyorum. Adnan Hocam'ı Gebze'ye davet ediyoruz. Bu meşhur Pelekon'un savaşı Maltepe önleri deniyor. Ama birçok tarihi kaynak bunun Gebze Eskihisar'da gerçekleştiğini, Çayırova Eskihisar arasında yapıldığını yazıp söylüyor. Hocamdan bu bölgeyle ilgili bir araştırma projesi hazırlamasını arzu ediyoruz. Zira
Şu anda Kültür Bakanlığı'nda birçok yetkili yöneticimiz buralarla yakından ilgileniyor. Türkiye'nin ilk müzecisi Osman Hamdi Bey'in müzesi burada. Kale burada, Peloponnes Savaşı'nın yapıldığı kale burada. Orhan Gazi döneminde bu coğrafya fethedilmişti. 1320'li yıllar. Bu noktada da Adnan Hocam'dan buralara bir el uzatmasını doğrusu arzu ediyoruz efendim. Allah, Serhat Hocam bir iki cümle ben ilave edebilir miyim? Lütfen hocam, olarak? Lütfen. Gıyasettin Bey'i gördüğüm için hatırlar mı bilmiyorum. Törenlerde karşılaşmıştık. Rektör Hoca Ahmet Fethi Hoca tanıştırmıştı. Hatırladınız mı? Ayaküstü. Evet hocam. Evet, orada tanışmıştık. Şimdi bizim için Malazgirtler çok önemli. Bu projeyi yürütüyoruz ama Malazgirt'in desteği olmadan tabii devletimiz bütün kurumlarıyla yanımızda şüphesiz. Fakat yerel sahip çıkmazsa tarihe ve kimliğe siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın onun devamlılığı olmaz. Dolayısıyla bence Gıyasettin Bey'in biraz önce söyledikleri çok önemli. Bizim Malazgirtlere, Malazgirtli çocuklarımıza o ruhu aşılarsak Malazgirt'i gerçekten ayağa kaldırır ve diriltiriz. Şimdi yoksa çocuklarımızı başkaları alıp başka yerlere götürüyor, başka kötü amaçlara alet ediyor. O yüzden biz bu proje çerçevesinde Malazgirt'in tarihi kimliğini Malazgirt Savaşı'ndan daha önemli görüyoruz o yüzden. Biraz önce de onu söylemek istedim. Yani Malazgirt'in tarihi kimliğini görünür kılarsak insanlar Sultan Alparslan bir yıl önce Malazgirt'ten Halep'e doğru Fatimiler üzerine yürürken biraz önce Gıyasettin Bey de söyledi ya, o fitneyi ortadan kaldırmak için amcası Tuğrul'dan mirastır o. Sonra oğlu Melikşah da devam ettirecek o davayı. Onu ortadan kaldırmak isterken Diyarbakır Silvan'dan Malazgirt'i alır Bizans'tan, ardından Bitlis üzerinden Silvan üzerinden Diyarbakır şöyle surları uzaktan görünce çok etkilenir. Atını surların dibine kadar sürer, meşhur bilgidir bu, iner atından. Surlara elini sürer, sonra da göğsüne sürer. Yanındaki vezir der ki, sultanım hayırdır, bu niçin yaptın bunu? Şuna bak, ne kadar muhkem ve muhteşem, Allah da bizi muhkem kılsın der. Şimdi o bir gelenektir Türklerde, İslam öncesi Türk geleneğinde de vardır. Yani böyle güçlü, heybetli şeylere dokunmak, ellemek, o heybeti, gücü, muhkemliği ele geçirmek. Şimdi bu hikayeyi ben Malazgirt surları önünde anlatmak istiyorum ve Malazgirtli çocuklar o surlara dokunsunlar. Tıpkı Alparslan'ın dokunduğu gibi dokunsunlar istiyorum. Yani bu benim desinler. Yoksa oradan her bir taşı alıp evimin altına temel yapayım demesinler. Benim kimliğim bu taşlar desinler. İşte bu yapı desinler. İşte Hamidiye Camii, maalesef İsmail Hocam onunla ilgili bütün kayıtları çıkardık. O 18. yüzyıla ait bir eser. Yani kaldı ki cuma namazları o dönemde ordular dışarıda namazgahlarda kılardı biliyorsunuz. O çok geç. Ama Arap Camii diye bir cami var. Bugün de hemen iç kalenin önlerinde bilinen. Bakın biraz önce siz söylediniz. Hazreti Ömer döneminde fethedildi o topraklar. Yaz bin Ganam komutasında bir yıl gibi çok kısa bir sürede. Kays Arapları tam 120 yıl yönettiler Malazgirt'i. Malazgirt'te bir Arap hanedanı var. 120 yıl ve Türklerden 100 yıl önce. Yani 900-800'lü yılların sonlarında Malazgirt için yapmamız gereken o kadar çok şey var ki. Mesela biz bu çerçevede bir Selçuklu kültür rotası da çalışıyoruz. Son olarak onu söylemiş olayım. Merkezinde Malazgirt olacak. Ani'den başlayacak. Kars, Pasinler, Erzurum, Hınız, Malazgirt, Patnos, Erciş, Adilcevaz, Ahlat, Bitlis, Diyarbakır'dan sonlanacak. Burası büyük Selçuklu kültür rotasıdır. Burada Sultan Tuğrul, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah at koşturmuşlardır. Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın babası Kutalmış, İbrahim Yinal, Selçuklu melikleri buralarda at koşturmuşlardır. Bizim yurt tuttuğumuz, İslam diyarı kıldığımız topraklar. Şimdi biz buralara turistleri, işte belgeselleri, bu arada biz belgesel çalışmamızı Coşkun Aral'la yapacağız inşallah kaynak bulduğumuz an. Geçen götürdük onu, bayıldı Coşkun Aral. Yani hala arıyor, hocam şöyle kar düştüğünde bir daha bir götür beni oraya diyor. Yani bunları çalışıyoruz. Tabii bu hafta içi Nadir Bey'le, Nadir Alparslan'la da ben hem projenin 2020'sini hem de 2021'de yapmak istediklerimizi, önümüzdeki yıl Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı. Biz bu yılı Malazgirt Zaferi istiyorduk. Müracaatımızı da yaptık ama nasip İstiklal Marşı'naymış. Eyvallah, o da başımız üstünde yeri var tabii ki. Toprağımızda çok böyle önemli tarihler var. Ama önümüzdeki yıl 950. yılı. Dolayısıyla STK'larla Gıyasettin Bey gibi bu işi dert edinenlere Malazgirt'ten, Muş'tan desteklerine ihtiyacımız var. Yanımızda olmalarına ihtiyacımız var. Onlarla birlikte
biz o tarihsel kimliği görünür kırmak. Sadece kitaplarda, sözlerde, laflarda kalmasın. Söz uçar, yazı kalır. Tarih görünür kılınırsa değerlidir. Kimlik görünür kılınırsa değerlidir. Yoksa hiçbir anlamı yoktur. Dokunmalısınız o tarihe. Hissetmelisiniz. Yoksa yani böyle süslü laflar olarak uçar gider, bir kulağımızdan girer öbüründen çıkar. Biz istiyoruz ki orada kalsın. İşte Malazgirt'le ilgili bir tek anıt var yıllardan beri. İşte bir de çok şükür biraz önce İsmail Bey'in söylediği alan, ama o alan Malazgirt savaşı alanı değil. Savaş alanı tam doğuda, doğu ve güneydoğusunda. Aslında o ovada Süphan'la Malazgirt surları arasındaki ovadır. Muharebenin cereyan ettiği ova. Gülkoru, Örenşar, Gıyasettin Bey bilecek, Selekutlu, Yaramış, Odaköy, Kara Ali, Hasretpınar, Afşin Mahallesi. Buralar Mezraköy. Biz adım adım geziyoruz. Her köyün suyunu içiyoruz. Ekmeğini yiyoruz. Muhtarları topladım ben tek tek. Ne yapmak istediğimizi, Malazgirt'e hizmet etmek istediğimizi, bize yardım etmelerini istedik. Ne biliyorlarsa yaşlılarımızı dinliyoruz. Kayıt altına alıyoruz. Çocukluklarındaki törenleri 10 gün sürdüğünü, bir hafta sürdüğünü söylüyorlar. Gıyasettin Bey de hatırlayacaktır belki eski törenlerin. Yani böyle bir panayır havasında geçermiş eskiden. Şimdi bizim bu bilgiyi şimdiki çocuklarımıza göstermek, öğretmek, yaşatmaktan başka çaremiz yok. Bu topraklarda var olmamızın tek çaresi budur. Gelecek nesle bunu aktarmak zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Hocam biz bir 2-3 dakikanızı alabilir miyim hocam? Gıyasettin Bey, 3 dakikamız var toplamda. 2 dakikayla bitirin. Buyurun. Sayın hocalarımıza ben ne kadar teşekkür etsem gerçekten azdır. Ya diyeceksin ki niye bu kadar? Ya eğer bizim üniversitelerimiz ve hocalarımız bu işe el attıysa bizim bütün dertlerimiz gelecekte hallolacağına inanıyorum. Onun için çok rahatım. Ha Adnan hocamdan çok özür dilerim. Gerçekten bu Malazgirt Ruhu ve Manevi İklimi Projesi dahilinde Malazgirt'e gelen herkesle özellikle ilgilenmişimdir. Fakat ne hikmetse en önemli bu zemin araştırması ve bütün üniversitelerimizin böyle bir araya gelip bu çalışmaları yaparken ben kendilerinin yanında sahada olmayışım benim için çok büyük eksiklik. Ama Allah'ın izniyle bunu telafi edeceğim Sayın Hocam. Eyvallah. Ve bunu da söyleyeyim, bütün valilerimizi ziyaret edip kendi görüş ve düşüncelerini alırken Saddar Bey olsun, Aziz Bey olsun ve İlker Gündüzöz doçent doktor valilerimiz, inşallah İlker Bey'i de ziyaret edeceğim. 1071 Muhammed Alparslan Vakfı'nı kurmak için de söz aldım. Rektör Bey'i de bunun senedini yazmış. Allah nasip ederse bu vakfı kurarsa sizin dediğiniz gibi o gençlere, çocuklara, halka, köy köy, mezra mezra gideceğiz ve onlara dokunacağız. Sizinle irtibatlandıracağız. Allah nasip ederse hocam sizin bir daha Muş'a ilk ayak basarken sizin hizmetinizde olacağız. Estağfurullah. Ne demek? Sağ olun. Eksik olmayın. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim hocam. Bu çalışmaların devamını diliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Çok amin, sağ olun Gıyasettin Bey. Hocalarım hepinize çok teşekkür ediyorum. Zoom kendiliğinden kapanabilir çünkü süreyi oldukça açtık. Eyvallah. Adnan hocama özellikle teşekkür ediyorum. Muş'tan katıldı. Gıyasettin Muğla'dan katıldı. Gıyasettin Bey Muş'tan katıldı. Orkun Bey ve İsmail Kahraman ben Gebze'den katıldık. İsmail Kurtuluş hocam da Bandırma'dan katıldı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım konferansta bir araya geliriz hocam. Hepinize saygılar sunuyorum. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bilmukabele.